Herkese merhaba. Elimde şu anda Sony NXT serisinin giriş seviyesi ürünü Xperia U bulunmakta. Xperia U Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmıştı. Biz de yerinde incelemiştik. Ön incelemeden geçirmiştik bu cihazı. Telefon şimdi Türkiye piyasasında bir süredir satılmakta ve biz de inceleyelim dedik bu telefonu. Sony Xperia U NXT serisinin diğer üyeleriyle aynı tasarım çizgisini tutturmakta. Klasik Sony çizgisi var ancak bir takım farklılıklar var bu telefonda. Birazdan geleceğiz onlara. Öncelikle sağında solunda neler var neler yok bakalım. Sol tarafta micro USB port var. Hem şarj hem de bilgisayar bağlantısı işlevlerini görüyor. Sağ tarafa baktığımızda güç butonu var. Bunun yanı sıra açma kapama tuşu işlevini görüyor. Aynı zamanda ekran kilidini açıp kapatma işlevi görüyor. Ses kademe tuşu dikkat çekiyor ve aynı zamanda bir de kamera tuşu var. Deklanşör tuşu var. Bu tuş çift kademeli bir tuş. Bunu söyleyelim. Plastikten yapılmış tüm tuşlar. Zaten telefonun kasası plastik. Yumuşak bir plastikten yapılmış. Oldukça hoş bir his verdiğini söyleyebiliriz. Önde 3.5 inçlik ekran var. Ekranın altında navigasyon tuşları var. Fiziksel navigasyon tuşları, kapasitif dokunmatik tuşlar. Xperia P'de Sony bu tuşların işlevlerini şeffaf çubuğun üzerine yerleştirmişti ancak Xperia U'da Xperia S'de olduğu gibi hemen bu çubuğun üzerindeki dokunmatik alanlarda işte yüklenmiş durumda. Önde video görüşmeleri olanak sağlayan bir kamera var. Arkada ana kamera var. 720p video kayıt desteğine sahip flashlı ve 5 megapiksel fotoğraf çekimi gerçekleştirebiliyor. Hoparlör dikkat çekiyor. Kapak görmüş olduğunuz gibi çıkartılıyor. Bataryası var. SIM kart yuvası hemen sol tarafta yer almakta. Normal SIM kartlar. Eğer bir mikro SIM kartınız varsa Sony sizin için bir adaptör de sunmakta. Bu güzelliği yapmakta. Devam edelim. Bunun dışında telefonun üstünde 3.5 mm kulaklık şakı ve mikrofon var. Altta da ikinci bir mikrofon var. Bu şekilde biraz daha iyi bir gürültü, dış ortam gürültüsünü bastırma özelliği sunmakta Xperia U. Xperia U'nun altında hemen bu gördüğünüz şeffaf şeridin altında bulunan kapak çıkartılabiliyor. Ve bu sayede telefon özelleştirilebiliyor. Biraz daha özelleştirme imkanı katılabiliyor. Zaten Xperia U İngilizce'de sen anlamına gelen U kelimesinin kısaltılmışı U harfini taşıyor. Böyle bir anlama sahip. Yani U sen anlamına geliyor Xperia U. Özelleştirebilirsin anlamına geliyor. Görmüş olduğunuz gibi kapağı takarak telefona farklı bir havuk atabiliyorum. Kutudan bu şekilde bir kapak çıkmakta. Ekstra bir kapak çıkmakta. Bu sayede o günkü ruh haliniz nasılsa bu şekilde farklılaştırabilirsiniz telefonu. Bunun yanı sıra ekran altında görmüş olduğunuz bu şeffaf şerit üzerinde navigasyon ikonlarını barındıran, navigasyon tuşlarının ikonlarını barındıran bu şerit Xperia U'da aydınlatılmış ledlerle ekranın rengini, ekrandaki hakim rengi bu led bölümde görebilirsiniz. Bu şeffaf bölümde görebilirsiniz. Ve Xperia U'da cihazın temalarını değiştirerek bu farklılaştırmaya biraz daha katkıda bulunabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi farklı renk temaları var ve bu farklı renk temalarını seçtikçe alttaki led bölümde kısa bir süre için aydınlatılıyor. Başka bir tema daha seçelim. Farklı renk tema seçelim. Mesela biraz baskın bir renk olsun. Diyelim ki pembeyi seçelim. Görmüş olduğunuz gibi led pembeye dönüştü. Bu temalar cihaza farklılık katmada bir hayli iyi. Ancak görmüş olduğunuz gibi her türlü bölümde, her türlü menü bölümünde bu farklılaşmayı hissedebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi ayarlar bölümünde de arka planın pembeye bulandığını görmekteyiz. Şöyle biraz da mavi safiri seçelim. Safir renk görmüş olduğunuz gibi. Neyse devam edelim. Android 2.3 Gingerbread yüklü gelmekte bu telefonda ve çok yakında Ice Cream Sandwich güncellemesini alacak bu telefon. Bunu belirtelim. Çeşitli uygulamalar yüklü gelmekte bu telefonda. Fizi entegrasyonu görmekteyiz. Turkcell müzik uygulaması var. Bunun yanı sıra Turkcell'de satıldığı için telefon çeşitli Turkcell uygulamaları yüklü geliyor. Turkcell'in müziği de Turkcell'in şu aralar reklamlarında duyduğumuz müziği de telefonun ana zil sesi konumunda. Sony'nin çeşitli uygulamaları var. Zaten Xperia S incelemesinden çoğu uygulamayı bilmekteyiz. Xperia arayüzünün nasıl olduğunu, nasıl bir deneyim sunduğunu bilmekteyiz. Bu açıdan çok farklı bir şey yok doğrusunu söylemek gerekirse. İlginç olan bir nokta ne var? Galeriyi göstereyim mesela. Yine bu altta görmüş olduğunuz LED bölümle ilgili bir fotoğraf gösterimi yapıyorsunuz. Şöyle alayım. Görmüş olduğunuz gibi fotoğrafın sahip olduğu hakim renge göre şu görmüş olduğunuz led aydınlanıyor. Farklı renk veriyor. Bu televizyonlarda Ambilight'a benzer bir özellik. Oldukça şık gözüktüğünü söyleyebiliriz. Biraz da hoş bir hava katıyor. Görmüş olduğunuz gibi umarım görebiliyorsunuzdur.
buradaki LED rengini değiştirmekte sizin ekranda göstermiş olduğunuz fotoğrafa göre. Bu da Xperia U'yu biraz da çekici kılan özelliklerden bir tanesi. Telefonda 1 GHz'lik çift çekirdekli işlemci var. 512 MB RAM bulunmakta. Bunun yanı sıra 4 GB'lık dahili bellek var. MicroSD kart yuvası bulunmuyor. Sony 4 GB'lık belleğin yeterli olacağını düşünmüş. Bunu söyleyelim. 5 megapiksellik kamera, görmüş olduğunuz kamera arayüzüyle çekim gerçekleştiriliyor. Alışmış olduğumuz Sony kamera arayüzü. Deklanşör tuşu var. Fiziksel deklanşör tuşu var, ancak biraz sert gelebilir. Çekim yapayım derken görüntüyü titretmeniz olası. Bu nedenle ekran üstü deklanşör tuşunu kullanmak biraz daha iyi olabilir. Normal modun dışında ön kamerayı kullanma var. Yine 3 boyutlu panorama modları dikkat çekiyor. Bu sayede çevrenizin 3 boyutlu veya 2 boyutlu panoramik fotoğraflarını kolay bir şekilde çekebilirsiniz. Daha önceki Sony Xperia incelerimizi izleyenler, bilenler bu panorama modunu hatırlayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi oldukça rahat bir kullanıma sahip, oldukça düzgün bir kullanıcı arayüzü. Fotoğraf çekmek Xperia U ile bir aile kolay, bunu söyleyebiliriz. Ayarları da buradan şekildeki gibi yapmaktasınız. Eğer video moduna geçmek istiyorsanız da buradan video moduna geçebilirsiniz. 720p video kaydı yapabiliyor Xperia U, söylediğimiz gibi. Devam edelim. Medya özellikleri yine ön plana çıkartılmış. Müzik çalara geçiş yaptığımda müzik çalar uygulamasında Equalizer desteği, kulaklıkla dinlerken özellikle bir aile zengin. Şu şekilde başlatayım. Bu arada cihazın kutusundan da şu şekilde basit bir kulaklık çıkmakta, işinizi görecektir. Müzik çalarken Equalizer'ı açtığımda görmüş olduğunuz gibi kapalı. Clear Bass teknolojisi var. Bunun yanı sıra farklı modları da seçebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda X-Loud açık. Bu arada kulaklıkta saran ses ayarı var. Saran ses ayarında stüdyo, bunun yanı sıra kulüp, konser salonu gibi farklı profilleri seçerek kulaklıkla müzik dinlerken keyfi biraz daha arttırabilirim. X-Loud ile hoparlör ses düzeyi de arttırılıyor. Çok daha kulakları dolduran bir müzik deneyimi sunulmakta. Anlayacağınız Xperia U bir genç telefonu. Gençlerin hoşuna gidecek, onların farklılığını yansıtacak birçok özellik var gibi gözüküyor. Hızlı olduğunu söyleyebiliriz. 1 GHz'lik çift çekirdekli işlemci var ve işini oldukça iyi şekilde yapmakta. Ekranı da oldukça iyi. Güneş altında iyi bir görünüm sunuyor. Görüş açıları da fena değil. İyi bir görüntü kalitesi sunmakta. Bunları söyleyebiliriz. Sony Xperia U ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Cihazla ilgili daha fazla detayı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.